Merhaba arkadaşlar. Bugün Krogan 303'ü Combo Obsidian'a takacağım. Birkaç tane arkadaş bana ricacı oldu. Hani bununla ilgili bir video çeker misin? Ben de size öncelikle Krogan 303 joystick'ini tanıtacağım. Şu elimde gördüğünüz mekanizması arkadaşlar. Bu da joystick çubuğu. Bu da çentiği arkadaşlar. Bu da tozluk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle arcade desteğimizi açıyoruz. Kapağını açtık. Bir de Kanban'ın anakartı merak eden arkadaşlar. Gördüğünüz üzere işte Kanban'ın anakartı. Orijinal Samba joystick. Öncelikle joystick'i sökerken gateyi söküyoruz. Kapağını önce sökelim. Bu da kulaklık girişi. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu da switchleri. Merak eden arkadaşlar vardır belki, hani eski Atari tip kollar kullandıkları için onlardaki switchler telli, Samba'daki switchler telsiz. Öncelikle joystick'imizi sökelim. İnce bir tornavida veya Clemens bir tornavida bulursanız sökümü daha basit olur. Şimdi Samba'nın şeyini sökelim. Arkadaşlar bazen bazı joysticklerde belki zorlanırsınız. Şöyle hafif sağa sola ittirirseniz sökmeniz daha basit olur.
Ben de o önce bunu test ettiğim için kablolarını falan takmıştım. Arkadaşlar bir de şöyle bir bilgi vereyim. Bu joystick hangi arcade stickleri olur? Onun hakkında size biraz bilgi vereyim. Kamba, Razer Pantera, Hori, Mad Jace ve ona benzer stickler var. Eğer Samba girişli şu plaka varsa her joystick olur. Yani bilginiz olsun. Gördüğünüz üzere vida yerleri de denk geliyor. Yönünü karıştırmayalım diye arkadaşlar ben kablolarını takmıştım. Eğer yönler karışırsa ben tekrardan kabloları söküp takacağım. Bilginiz olsun. Şu an sıkmıyorum. Bütün vidaları taktıktan sonra sıkacağım. Evet, sıkma işlemine başladı. Tamamdır. Şimdi joystick'imizi takıyoruz. Şimdi size bir bilgi ve bilgi daha vereceğim. Şu aradaki çentiyi takacağınız zaman şuradaki çıkıntıyı görüyorsunuz. Eğer bu şekilde takarsam bir boşluk bırakmıyor arkadaşlar. Biraz daha sert oluyor. Şu şekilde de bırakırsam birazcık boşluk oluyor. Hafif bir yumuşaklık veriyor. Bilginiz de olsun. Ben hangi şekilde takılıyorsa hani orijinal hangi şekilde takılıyorsa o şekilde takacağım şu an. Yani şu çıkıntı aşağı doğru bakacak şekilde takıyorum. Bezle takılmıyor maalesef. Sanmadım. Tamamdır. Şu an joystick'imizi taktık. Şu an ben arkadaşlar bir de şöyle bir bilgi vereyim. Şu kablo olmazsa Samba girişli şeyleri dönüştüremiyoruz. Bu dönüştürücü kablo ucunu da görüyorsunuz. Dönüştürücü kablomuzu da bağlıyoruz. Heh, bir de şöyle bir bilgi vereyim. Şu dönüştürücü kabloyu şu şekilde takarsanız farklı algılamalar yapabilir. Yani bu düzgün takarken kontrol edin. Şöyle takarsınız. Hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Şu an takma işlemimiz tamamdır. Şu an kapağını kapatacağım. Şimdi takalım unutmadan.
Pardon arkadaşlar, kulaklık girişine takmışım. Özür dilerim, çok özür dilerim. Doğrusu böyle. Kulaklık girişi unutmuşum. Tamamdır. Kulaklık girişimizi de tak. Tamamdır. Kapak oturdu. Birazdan test videosu da yapacağım. Bütün videolarını takmayacağım. Birazdan yine Samba joystick'ini geri takacağım. Tamamdır. Görüntüsüne de bakalım. Gördüğünüz gibi Kore kolumuzu taktım arkadaşlar. Şimdi birazdan bilgisayarı getireceğim. Onda testlerimizi yapacağız. Uzun zamandır Kore'nin joystick'le oynamadığım için bakacağız. Ne gibi bir performans alacağız, ne gibi eksiklikler olacak. Hani şunu söyleyeyim, Tekken tarzı gibi oyunlarda daha çok performans alırsınız bu joystick'te. Bakalım KOF'ta nasıl bir performans alacağız. Evet. Şimdi başlıyoruz. Şimdi test videosunu. O biraz sert, alışmak lazım.
Evet, bir de konfon dörtte deniyor. Bu joystick'i nereden tedarik etmek isteyen arkadaşlar olursa bana ulaşsınlar. Kendilerine yardımcı olacağım. Ya uzun zamandan beri bu joystick oynamama rağmen yani gayet iyi performanslar sergiliyor yani joystick. Gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın, biraz bekletiyorum da siteyi açmamıştım. Ondan dolayı biraz ağır işte. Sesle ilgili bir problem var. Maalesef 14'te ses yok. HDMI kablosu tam olarak dayanmıyor, müdahale edeyim.
Gördüğünüz üzere 14 tepkili. Allah'ım aşkına. Test videomuz bitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yapılması gereken birçok şeyi yaptım. Biraz zaman isteyebilir alışmak için. Kafanıza takılan sorularınız olursa paylaşacağım videonun altına yorumlar yaparsanız zamanım olduğu sürece size dönüş sağlayacağım. Şimdiden videomu izlediğiniz için teşekkürler.